İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırı sonrası Türkiye ve dünyada binlerce vatandaş sokaklara döküldü. İsrail'e tepki yağdı. Türkiye genelinde İsrail'in saldırılarına tepki büyüyor. İsrail'in Gazze'de bulunan bir hastaneyi hedef almasının ardından bazı vatandaşlar İsrail Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişilik grup ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'i kınadı. İsrail Büyükelçiliğine gitmek isteyen protestocular polis engeliyle karşılaştı. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İstanbul'da da binlerce vatandaş İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi. Protesto nedeniyle trafik çift şeritli olarak dururken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan'da yüzlerce kişi sokağa indi. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki başkent Ramallah, Nablus ve Cenin'de sokağa inen Filistinliler, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıyı protesto etti. Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler de ellerindeki Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek saldırıya tepki gösterdi. Filistinliler, İsrail'in işlediği savaş suçlarından dolayı cezalandırılması çağrısında bulunarak uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmalarını ve müdahale etmelerini istedi. Ürdün'de de sokağa çıkan vatandaşlar İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün ziyaretini protesto etti. Göstericiler İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale ve Gazze şeridine acil insani ve tıbbi yardımın girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Polis Büyükelçiliğe girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Allahu Ekber! Allahu Ekber!